Selam, merhabalar arkadaşlar. Karlı bir sabaha uyandık. Mart ayında yine kar bizleri yalnız bırakmadı. İstanbul'da, Ankara'da, işte hatta Bolu'da falan, doğuda daha keza öyle. Çoğu yerde kar tekrar kendini gösterdi ve bayağı yağdı. Kar var, hava soğuk ama tencereler sıcak. Kahvaltıda çocuklara patates kızartmak istedim ama dondurulmuş patatesi daha çok seviyorlar. Ben de öyle tabii. Bunu BİM'den almıştım. Paketi 15 lira şu anda. Sabah kahvaltısını kızarttım ve aynı zamanda beslenmesine koyacağım. Diğer oğlum için de tabii, o da kahvaltısını evde yapıyor, okulda yemek yiyor. Çıtır çıtır oldu. Şimdi bu patates hakikaten güzel oluyor. Yani çocuklara da hak veriyorum. Aynı zamanda işte oğluma kahvaltıda tost yapacağım. Bazlama tost yapacağım. Bazlama hem farklılık olsun dedim. Hem de böyle patatesle falan güzel bir tost hazırladım. Çıkalım dışarı. O kar çok güzel ya. Kar gerçekten güzel. Normalde yaz mevsimini severim ama kışın hani soğuk olmasına rağmen şöyle bir kar manzarası hepimizi mutlu ediyor. Bugün öğleden sonra kütüphaneye gittik. Çünkü sürekli kütüphaneye gidiyoruz. Kitaplarımızı oradan destekliyoruz. Hani evde aldıklarımızın dışında. Böyle küçük bir halk kütüphanesi var yakınımızda. Oraya gidip haftalık ya da 2 haftada bir, bazen 3 haftada bir kitaplarımızı değiştiriyoruz. Bir sürü kitap alıp eve gidip akşamları, gündüzleri, işte artık ne zaman dengeyse, genelde akşam okuyoruz. Böyle bir kütüphane gezisi yaptık, geldik. Sonrasında eve gelince birlikte biraz oyun oynayalım dedik çocuklarla. Böyle bir yarış setimiz var. Bayağı eğleniyoruz. Tabii işlerden vakit buldukça ben katılabiliyorum ama ufaklıklar bu setle eğleniyorlar. Bir de bu klasik Hot Wheels'lar vardır, belki bilirsiniz. Çocukların sevdiği. Onlarla bu otoparktan kaydırıyorlar. İşte bir oyun kurguluyorlar falan. Gelelim akşam yemeğinde yapacağım pirinç pilavına. Pirinç pilavını nasıl yapıyorum? Genel olarak anlatayım. Arkadaşlar, ölçü kullanmıyorum. Artık bu yaklaşık bir ölçü diyeyim. Çünkü yıllardır hani yaptığımız için bir el alışkanlığı oluşuyor. Ne kadar işte akşam yemeğinde kaç kişi olacaksa filan, böyle bir kaba göz kararı koyuyorum. Sonrasında işte tabii pirinçlerimi ayıklayacağım. Ben pirinci yeni almıştım, paketten koydum bu sefer. İçinde bazı markalarda çok az hani böyle çıkarılacak şeyler oluyor. Bazısında hiç olmuyor. Bazısında da gerçekten çok oluyor. Hakikaten içini dolduruyorlar herhalde ağırlık olsun diye. Velhasıl bu şekilde işte pirincimi ayıkladım. Sonrasında üzerine sıcak su döküyorum. Hani kaynar su kaynattım biraz ama hani azıcık böyle ilk halinin geçmesini bekledim, pirinçler kırılmasın diye.
Sonrasında ne kadar bekledi? 2 saat kadar falan bekledi. Hani nişastası iyi çıksın istiyorum çünkü. 2 saat kadar beklettim. Yani en az 1 saat beklemesini öneririm ben. Çünkü o şekilde yapıyorum en az. Ve gerçekten bunun hani faydasını görüyorum. Çünkü hani yıkarken çok fazla su harcamamak için nişastasının tamamen gitmesi gerekiyor çünkü. O yüzden biraz daha bekletmek, suda bekletmek daha iyi gibi görünüyor. Şimdi yine tabii nişastasından arındırmak için soğuk suda yıkıyorum. Oldukça fazla bir su harcatıyor bize ama bayağı da bir temiz yıkamak gerekir. Çünkü o temiz suyu görene kadar yıkama işlemini devam ettirmemiz gerekir. Nişastalı olursa pilav tane tane olmaz ve tadında da zaten kesinlikle hissedersiniz. Bir hani nişasta kokusunu gerçekten bilirsiniz. Yani pilav güzel olmaz. Özetle güzel tane tane pirinç pilavı için tamamen nişastadan arındırılmış tertemiz pirinç tanelerine ihtiyacımız var. Şimdi ben arpa şehriyle pirinç pilavı yapacağım. Genelde onu seviyoruz çünkü. Sade pirinç pilavı bazı yemeklerin yanında tabii ki çok daha güzel oluyor. Başka zaman hani onu yapıyorum. Bugünkü arpa şehriyeli olacak. Arpa şehriyelerini sıvı yağda kavuruyorum ben. Normal sıvı yağda biraz kavuracağım. Renkleri değişene kadar. Bu arada buzlukta sakladığım tavuk suyunu çıkardım. Pirinçleri kavururken onun da erimesini bekliyorum. Tamamen tavuk suyuyla yapmıyorum. Çünkü hani öyle de bir koku kalabiliyor. Herkes tercih etmeyebiliyor. Ben hani bir miktar çıkardım. Belki yarım su bardağı kadar diyebilirim. Ya da belki biraz geçebilir. İşte o civarda. Biraz hani göz kararı yapıldığı için tavuk suyu da sizin tercihinize kalmış. Tamamen bile ekleyebilirsiniz hani. Ben şimdi bu arada şehriyeleri kavurdum. Tekrardan pirinçlerle birlikte kavurma işlemine devam edeceğim. Pirinçleri kavururken şimdi bu pilav hani tereyağsız olur mu? Bir tereyağı eklememiz lazım. Ben tereyağı öncesinde eklemiyorum arkadaşlar. Pirinçleri kavururken ekliyorum. Çünkü tereyağı hani çok kavrulduğunda yanabilir. Kokusu hani evet kokusunu çıkarmak lazım, kavurmak lazım. Onu da işte pirinçleri kavururken yapıyorum. Kokusunu atıyor. Fakat yanmamış oluyor. Ama ilk etapta şehriyeleri kavururken koyarsanız biraz tereyağı yanabiliyor. O yüzden tereyağını bu aşamada koymak daha mantıklı gibi görünüyor. Yaklaşık bu pilava bir yemek kaşığı kadar bir tereyağı ekliyorum. Bu sizin tercihinize kalmış. Eğer tavuk suyu koymayacaksak ya da herhangi bir bulyon koymayacaksak tereyağını ben biraz daha artırıyorum ki tereyağının kokusu gelsin diye. Pilav çünkü hem yağlı güzel olur hem de tereyağlı daha güzel olur. Bunları da bu şekilde böyle kavuracağım. Pirinçler ısıttığım işte kaynattığım tavuk suyunu ekledim. Arayı açmadan hemen üzerine kaynar suyu eklemem lazım. Çünkü o arada buharlaşabilir tavuk suyu. Suyunu ayarlamak için. Suyunu nasıl ayarlıyorum? Bir ölçü yok.
Hani şu kadar bardak gibi. Ama çok güzel bir ölçü var arkadaşlar. Suyu biraz daha ekleyeceğim. Şimdi sizler de göreceksiniz. Su pirinç tanelerinin üzerini tamamen örtecek ve hiçbir pirinç suyun üzerinde kalmayacak. Ama örtecek diyoruz ya, çok fazla da geçmeyecek. Tam olarak ayarı bu. Bakın. Yani suyunu çekti. Şimdi bir tur karıştıracağım ben. Hani ocak bazen işte bazı yere eşit ateş vermiyor. Şöyle altını üstüne getiriyorum. Hani taneleri de kırmadan, yapıştırmadan. Bu şekilde ocağın altını daha kapatmadan bir tur böyle karıştırıyorum. Ondan sonra dinlenmeye bırakacağım. Yine ocağın altını kapatacağım tabii bu aşamada. Çünkü zaten hiç açmadım, gördüğünüz gibi direkt pilav suyunu çekti ve tane tane görünüyor. Dinlendirme için bu arada bir havlu kağıt bırakıyorum üzerine. Hani buharlaşıp tekrardan suyu geri dönmesin. Havlu kağıt emsin o buharı diye. Şimdi tabağı aldım. Akşam yemeğine hazır pilavımız bu şekilde. Tabii şu an pilav çok sıcak. Mümkünse pilavı biraz daha bekletmek gerekir diye düşünüyorum. Yani tane tane duruyor pirinçlere bakarsanız zaten. Bugünlük benden bu kadar arkadaşlar. Farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.